Alo. Reis, tarlalar ekildi. Balıklar paketlendi. Bir sıkıntı yok değil mi Ethem? Sıkıntı yok, sıkıntı yok reis. Çocukları güvenli bir şekilde yerleştirdim. Gözün arkada kalmasın. Artık bundan sonra iş Orhan'a kaldı. Aferin be. İşini yaptın mı işte böyle tam yapacaksın. Derin Şevket'in kızını kaçırmak neymiş? Görsünler bakalım. Hayatımda böyle hadsiz, böyle mantıksız insan görmedim. Anne bir sakin olur musun? Bana sakin ol deyip durma Fatih. Bir ben mi büyütüyorum bu meseleyi? Adamlar çok normal bir şey istemiş gibi davranıyorsunuz. Adamlar bir fincan kahve istemiyorlar. Evin kızını istiyorlar, kızını. Tabii ki normal değil. Ama sen böyle yaptıkça hepimizi geriyorsun. Neymiş efendim? Kızlarına karşılık kızımızı verecekmişiz. Hayır, biz kızlarına çok bayılıyoruz ya, bir de bedel ödeyeceğiz. Anne. Fehmi de konuşmaya gitti onlarla. Hayır, neyi konuşacaksa. İşte ne yapsın? İnsanlar da konuşa konuşa anlaşıyorlar. Babam da konuşup halledecek. Merak etme, bir rahat ol. Ha, bak arıyor işte. Alo baba. Ne yaptınız? Reis babamla hallettiniz mi? Baba deme şu adama. Ah Fatih, ne işler açtın başımıza. Deli o adam, deli. Şimdi de Selin'i kaçırmışlar. Selin mi? Oğlum ne olmuş? Kabul etmiş mi? O adamın laftan anlayış falan yok. Ben emniyete gidiyorum, gerekeni yapacağım. Yok yok, sakın polise gitme baba. Sen bekle bizi, biz yanına geliyoruz şimdi. Ne demek oğlum, polise gitme. Selin'i kaçırmışlar diyorum sana. Yok olmaz. Polise gidersen kız olur. Kız ölür mü? Oğlum ne olmuş söylesene. Selin'i kaçırmışlar. Ne? Anne dur, hiç sırası dur yapma. Eyvah. Anne çok kalabalık var. Uy anam, uy anam. Ya hadi gel. Açsana kapıyı, bak kıracaklar. Uy abi. Ya aç dedim de. Nerede o adam? Sen kim oluyorsun da benim kızımı kaçırıyorsun ha? Seni sürüm sürüm sürdüreceğim. Düpedüz suç işledin. Düpedüz suç. Ya dünürler, bir sakin olun öyle ya. Ya ben de bir şey bilmiyorum. Ben de Fehmi gibi telefondan öğrendim. Orhan kaçırmış işte kızı. Ben ne bileyim ya. Ya resmen yalan söylüyorsun be. Karşıma geçmiş gerim gerim geriniyordun. Kız öyle kaçırılmaz, boyla kaçırılır diye. Şimdi de kıvırtıyorsun öyle mi? Ayıp. Çok ayıp. Baba bak artık bu fazla oldu. Yani bu çok fazla oldu. Tamam hadi. Ah Orhan bir ortaya çık. O got kafanı nasıl eziyorum senin. Ya reis babacığım yani. Oğlum şimdi... baba deme şu adama. Söyle babacığım sen söyle. Ha, yani bu aramızda halledelim bu mesele. Şimdi bu uzayacak sonra polisler. Git. Şimdi de saklayın kızı da görelim. Anne sen polis mi çağırdın? Mukaddes Şekercizade'yim ben. Benim kızım orada yardım beklerken ben bu adamın keyfini bekleyecek değilim herhalde. Şevket Kaptan, hakkında şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmen gerekiyor. Olur olur yeğenim olur, gelirim tabii ya. Siz de görevinizi yapıyorsunuz değil mi? Hadi gidelim. Karakolda görüşürüz. Görüşürüz. Kız anam beni iyice kilo aldı. Vallahi ne oturabileyim, doğru ne diyorsun. Kalkabileyim, ne yürüyebileyim. Yakında top gibi yuvarlanacağım. Doğru söylüyorum. Köydeki baba. Eve gideyim diyorum. Düz ayak değil mi? Rahat rahat. Of. Artık bahçede otururuz, gezerek, yerim. Ekecek mi? Ne oluyor? Ama. Kim? Ama. Ama. Abi, kız Yadigar, kız anam ne oldu kız? Yok bir şey Ayfer, bırak beni gideyim de. Kız,
Kız yoksa senin oğlan asker kaçağı mıymış? E pes yani Cavidan, pes. Neden uyduruyorsunuz ha bunları? Bırakın. Kız anam niye öyle diyorsun? Bak bizim kuaför Necla var ya, onun oğlu asker kaçağıymış. Oğlanı tuttular, aldılar götürdüler ya. Uy. Kız senin ya. Gözün görmüyor herhalde. Ya arabanın içindeki Şevket Reis'iydi ya kız. Evet, kız, kız, kız. Şevket Reis kavga ne mi çıkardı? Uy sen bilirsin yarabbi. Dur kız dur, sakin ol. Kıbağa bak, Şevket Reis kavga çıkarsa hiç polisi çağırmaya cesaret edebilir mi sence? Uy uy anlamayın benim konuşuklarım. Dur kız, 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 kız yadigar, kız. Yadigar! Anam, kız. Yoksa Şevket Reis mi asker kaçağı? Aha, GBT'de ne de gördüler. Aldılar adamı götürüyorlar şimdi. Kız ne GBT'si Allah sen ya? Koca adam, koca adam. Kız yok, yok. Kesin bu asker kaçağı. Kız polisiye olayları sen bana soracaksın. Ben böyle sirenin çalışından neyinden anlarım be. Bu adam asker kaçağı. Çıkmasa gel yüzüme tükür. Tükürürüm ama bak. Tükür ana. Kız bana bak, bu böyle olmayacak. Vallahi bak, ben gideyim, işin aslını, aslarım neymiş, ne değilmiş öğreneyim gele. Bilek yani. Evet, doğru diyorsun, haydi. Ben ceketimi alayım bak. Kaç. Şazimet! Ceketimi attı. Kız! Ceketimi atsana! Bak. Pis etti, göreyim mi? O yanı kara yiyesin, he mi? Ah, ah. Şimdi memur bey, şimdi gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler, beğenmişler. E biz de usulüne uygun bir şekilde gittik. Bunların kızlarını oğlumuza istedik. Ama vermediler. E vermeyince de gençler kaçmışlar. Şimdi burada bizim suçumuz ne? Yalan söylüyor. Kızımı sen kaçırttın. Nerede olduğunu da biliyorsun ve bize söylemiyorsun. Söyle! Ya... Ben çocukların yerini bilsem neden söylemeyeyim ha? Ay pes vallahi pes. Reis doğru söyle. Kızının kaçırılmasıyla bir alakan var mı yok mu? Ya memur bey şimdi bak. Bu bey benim kızımın kayınpederi. Bu hanım benim kızımın kayınvalidesi. Yani bu insanlar benim dünürüm ya. Dünür mü? He? İnsan dünürünün kızını kaçırır mı hiç? Sen yaparsın. Senden her şey beklenir derin Şevket. Ne kötülüğümü gördün? Bakınız, bakınız memur bey. İşin aslı şu efendim. Benim hayta oğlum vakti zamanında bu kızı kaçırmış. Bu adam da aklı sıra misilleme olsun diye benim kızımı kaçırdı. İş bundan ibaret efendim. Zeynep Amerika'ya okumaya gitmemiş miydi? Girmesek şimdi bu mevzulara, karıştırmasak geçmişi. Evet ya memur bey, karım haklı yani bu konulara hiç girmesek. Peki karıştırmayalım eski meseleleri, olan olmuş zaten. Olmuş. Şimdi beyefendi, kızınız kaç yaşındaydı? 18. Küçük de değilmiş yani. Beyefendi, reisin dediği gibi kızınız kendi rızasıyla kaçmış olamaz mı? Olmaz, aa olamaz. Olur, olur. Beyefendi, kızım o ırz düşmanını tanımıyor bile, ne olur. Hanım, hanım, lafını bil de konuş. Benim Orhan'ım öyle şey etmez. Evet, Orhan iyi çocuktur, öyle şey yapmaz lütfen. Ay bunlar beni öldürecek. Vallahi de billahi de bunlar beni öldürecek. Fehmi bir şey yapsana. Bakınız memur bey, bu adam sizi kandırıyor efendim. Benim kızım o çocukla kaçmış olamaz. Benim kızım böyle bir şey yapmış olamaz, mümkün değil. E ama kaçmışlar işte. Sevmişler birbirlerini, kaçmışlar. Kızın sana yalan söylemiş birader. Ya memur bey, şimdi sen kesin eminsin değil mi? Yani kan çıkmadı. Abla senin işin gücün yok mu? Görev başındaki memuru engelliyorsun şu anda. Ya kardeşim benim sana ne zararım var? Zaten burada böyle oturayım. Bak sesini yükseltme bana. Yoksa atarım seni içeri. He, şimdi bak. Canım memur bey kardeşim. Şimdi bari deyiver hele. Kurban olan ben çatlayacağım. Bu Şevket Reislerin bütün ailesi buraya niye geldiler acaba? Allah Allah, Allah Allah. Oturur musun lütfen şuraya? Tabii.
Böyle kolay kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Şehir eşkıyası. Baba. Asıl sen böyle kolay kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Şehir eşkıyası. Diyor da onu değil. Anne. Pişkinliğe bak. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Sen de onu göremeyeceksin. Ya. Hapislerde çürüyecek. Oy abi ne diyor bu kadın? Benim oğlumu vallahi bir kapatıyor. Günahsız yok, benim yok, oğlum. Abartma Yadigar. Hep senin yüzünden. Bul çabuk kızımı. Ya ne yapıyorsunuz karakolun ortasında? Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Sen gelmeyeceksin. Şşş mukaddes. O gelmeyecek. Her şey onun yüzünden başımıza geldi. Hop lafını bil de konuş hanım. Sen kimsin benim kızımı eve almayacak mısın? Yok baba Mukaddes Hanım öyle demek istemedi. Yok öyle demek istedim. İstemiyorum. Seni de istemiyorum. Senin varoş aileni de istemiyorum. Oy! Fehmi Efendi şu karına sahip çık yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bana bak. Sen benim karımın adını ağzına alma tamam mı? Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Sen onu oğluna sor civciv. Hop. Tamam hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Tamam hadi. Gel gel. Kız ne oldu kız? Aldılar mı Orhan'ı? Uy bulamadık ki alsınlar Ayfer. Abu! Tam asker kaçağı. Yani. Ay bir de asker kaçağı mıymış? Ay, vallahi fenalık geliyor bana. Aferin karıştırdın ortalığı Ayfer. Bravo yani. Sus lan sus. Vay vay vay. Demek asker kaçağı. Yok yok öyle bir şey. Ha bu komşular uyduruyor. Vallahi yok. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Burnunuzdan getireceğim sizin. Hadi. Tamam anne. Dönürcüm. Bu düğün meselesini bilahare evinize gelir orada özel olarak konuşuruz. Adam hala düğün diyor. Eğer bu düğün olursa benim cenazemi kaldırırsınız. Hadi 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 yürü. Baba sen de üsteleme artık işte ya. Onu kaçmadan önce düşünecekti Zeynep. Ok yaydan çıktı artık.